Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tokcilla ve yepyeni bir Wild Rift A'dan Z'ye bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu ne oğlum, bir kavga çıkmış herhalde, herkes burada ve yarıcan bir tanesi falan. Aurelion Sol'ü çok ciddi oranda isteyen var. Aurelion Sol'ün aslında ben videosunu yapmıştım A'dan Z'ye serisinde ama sanıyorum ki şu anda hem bu hafta ücretsiz olması hem de aynı zamanda bu aralar daha çok oynanması sebebiyle tekrardan güncel eşya düzenleriyle falan bir görmek istiyorsunuz. Karşımda iki mid var gibi. Wild Rift'te görmediğimiz bir şey değil. Çok dert değil bu. Şöyle güzel ikisini de sersem biterek başlayalım. Hazır madem iki midimiz var, ben size yeteneklerinden bahsedeyim. Ekranda da güzel tatlış görsellerimiz geçiyor olsun. Pasifimiz arkadaşlar etrafımda dönen bu yıldızlar. Bu yıldızlardan dolayı bir tane dezavantajımız var ki o da çalın içerisinde bile rakiplere gözüküyor olmamız. Yıldızlar rakiplere gözüküyorlar arkadaşlar. O yüzden gizli kaldığınızı, çalın içinde adamınızı görmediğini falan düşündüğünüz sahnelerde lan bu beni nasıl gördü, vay şerefsiz falan demeyin. Sebebi budur. Ve bu yıldızlar arkadaşlar çarptığı herkese pıtır pıtır miniş miniş tatlış tatlış hasarlar vuruyor. Birinci yeteneğimize gelecek olursak az sonra atacağım yetenek şu yetenek arkadaşlar. Tık. Bu yetenek arkadaşlar çarptığı herkese hasar verip sersemletme vuruyor. Ve bunun bir mekaniği var. Biz yürümeye devam ettikçe ve o yeteneği kendi yıldız çehremizden uzaklaştırmadığımız süre boyunca o büyümeye devam ediyor. Gitgide büyüyor. Büyüdükçe hasarı artmıyor ama sersemletme alanı genişlemiş oluyor yeteneğin. İlk fulleyeceğimiz yeteneğimiz, ikinci yeteneğimiz etrafımıza dönen yıldızları daha hızlı ve daha geniş bir alanda dönen bir yıldız çehresine dönüştürüyor. Güzel bir sersemletme bu arada. Bu sayede arkadaşlar rakipleri kendimizden daha uzak noktadayken dövebiliyoruz. Bakın mesela gördüğünüz gibi Kata'yı bayağı bir güzel dövdüm. Mesafe tutmamız lazım. Katarina, Zed, Yasuo tarzı şampiyonlara karşı Aurelion Sol zayıf bir şampiyon. Zaten çok zor oynaması çok zor olan bir şampiyon ama özellikle rahat yer değiştiren şampiyonlara karşı işiniz harbiden zor. Çünkü yetenek atışlarına dayalı ve ikinci yeteneğinizin mesela gittiği yönü, gittiği yeri değiştiremiyorsunuz. Rakibi belli bir noktada tutmanız lazım ve Katarina çok hızlı şekilde yer değiştirebilen, yanınıza yaklaşabilen ya da gerektiğinde çok serice kaçabilen bir şampiyon olduğu için koridorda harbiden Kata'ya karşı işimiz zor. Ben burada seri itme taktiği, şimdi burayı ittirdik. Üçüncü yeteneğimizi göstererek anlatmayı düşünüyorum. Ama aşağıda bir potansiyel yok. Geri döneceğim. Buraya koridora... Bu arada... Sıçrasını aldık Kata'nın. Çok iyi. Çok iyi. Gayet başarılı yol üstü bir sıçra. Şimdi o Kata beni kesmek isteyebilir. Tutuşturu var mı diye bir kontrol edeceğim de muhtemelen vardır. Evet var. Şu an tehlikeli oyunlar başladı. Kata'nın üstüme atlamasını istiyorum arkadaşlar. Üstüme atlarsa ultimi göstereceğim size. Ve aynı zamanda... Tamam. Uzuyorum. Şu an buradan uzamış bulunmaktayım. Şu an mesela beni görüyordu. O hala görüyor beni. Şöyle belki... İkinci yeteneğimi yine çalıştırıyorum. Mastery'i biraz kertti benim minyonumu ama. Tamam, hala geri dönmemekte ısrarcı olan bir Katarina'mız var. Ve yanında da desteklik yapma isteği ihtiyacı olan bir Lux'ımız var. Sevgili bilmiyorum. Gitmeyecek gibi duruyor. O yüzden ben gidiyorum arkadaşlar. Geri döneceğiz. Asırlık sopa ilk eşyamız. Neredeyse her oyun garanti ilk eşya asırlık sopa. Çok 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 durumsal olacak şekilde de asırlık sopa yerine Riley'i ilk eşya olarak tercih edebilirsiniz ama... Tavsiye etmiyorum. Üçüncü yeteneğim bu arkadaşlar. Bakın yürümeye başladık. Dağlar taşlar engel değil. Çok güzel bir skor tutuşturumu da harcamamış oldum. Tık sıçrayı koydum. Belki ölür. Çok güzel. Oradan ikinci skoru da çıkarttık. Bu atlayacak bir daha bana ya. Öleceğim yüksek ihtimalle şu an. Bıçak hasarı yemedim ama... İyi lan ölmedik vallahi. Bakın Katarina'ya karşı önemli bir taktik. O bıçakların üzerinden gidip bıçak hasarı yemezseniz. Gayet de güzel vurdum ama kaşınıyorum şu an beni öldürmesi için resmen. Umarım sıkıntı yaşamayı. Şurayı toplayacağım sonra geri döneceğim. Kata'nın bulunmadığını işaretleyelim. Katarina çok baskın gezen bir şampiyon. Yo bayağı adam koridorda duruyor. Beni bozmaz umarım ya. Tamam bozmadı çok güzel. Şimdi ayakkabıyı aldım. Sıradaki eşyam Riley. Üçüncü yeteneğimi tekrar kullanacağım. Mini haritadan bakın arkadaşlar. Uçmaya başladık. Birinci yetenekte de kombosu bu. Eğer yetenekten siz uzaklaşma... Lan oğlum. Bozamadım ya.
Yeteneği bozamadım. Diğer skill'e bastım yanlışlıkla. Şişko parmaklar yine OP. Şuraya bir totem bırakıyorum. Burayı şurada durarak çok hızlı itebilirsiniz. Koridorların yan kısımlarında durarak bütün minyonlara 3. yeteneğinizi vurduğunuzda seri bir itme oluyor. Bakın. Sonraki minyonlar daha doğmadı bile. Gelecek olan dalga. Gördüğünüz gibi. Belki Yasuo beni gözden kaçırmıştır diyeceğim ama hiç sanmıyorum. Şu anda da beni görüyorlar. Bu çar böyle bir çar işte. Uçarak adamları göstere göstere baskın gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Baskın gideceğinizde bu çarla. Şimdi koridoruma geri dönüyorum. Ultimize gelecek olursak bu alana hasar veren bir ulti. Ve ilk bir minik nokta var ya, bana yakın kısımdan o noktaya kadar olan kısımdaki vurduğumuz şampiyonları o çizgiye kadar ittiriyoruz. O çizgi tam neyin çizgisi? Bunun çizgisi abi. Tutuşturu bıraktım. Herhalde ölür ya. Aynen öldü. Güzel. Tam olarak dış çehresi, büyütülmüş şekildeki yeteneğimizin dış çehresi. Bu da kombomuzu güzelleştiren bir şey. Yapmanız gereken nedir arkadaşlar? Ultiyi attıktan sonra eğer Katarina gibi sizin dibinize giren bir şampiyon varsa buna bekletmeniz gerekiyor çoğunlukla. Ultiden sonra ikinci yeteneği atacaksınız. Üzerine sersemletip ikinci yeteneğin tamamını uzun uzun süre vurmaya çalışacaksınız ve bu şekilde sonuçlanacak orası. Bu arada Draven çekecektim ben ama çok ciddi bir Aurelion Sol isteği olduğu için son videoda 75'ten fazla beğeni vardı. En çok beğenilen yorumdu. O yüzden Aurelion Sol'e öncelik verdim. Önümüzdeki birkaç A'dan Z'ye bölümünden bahsetmek gerekirse Lee Sin, Draven ve Yasuo gelecek arkadaşlar sonraki videolar içerisinde. Şuraya şimdi şu skillimi açıyorum. Allah kötü. Tık kaçıyorum buradan. Ben bizimkiler basar diye düşündüm ama 3 kişi full can. Canlarına bakmadan girmek benim hatam. Bu arada öldü ki bu. Öldüm kanka. Tamam. Yasuo'yu da zorladık bayağı. Aa, oraya gitmedi. Kule altına yürüdü lan deli herif. En son bir Lux'ı kesmeye çalıştı sanırım. Tamam güzel ya, sorun yok. Ejder alsak ya. Bizim oğlum Master'i nereye gittin lan? Az önce burada değil miydi bu çocuk? Ben mi yanlış gördüm? Belki yanlış görmüş olabilirim. Sanki Master'i buradaydı. Ejder alalım diyecektim tam. Minyon temizliği inanılmaz üstün bir şampiyon. Çok 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 seri minyon temizliyor kendisi gerçekten. Şimdi 3. yeteneğim bakın dönmek üzere. Vayne orada milleti kokoreç yapmış. Şöyle bir deneyeceğim. Aa, yok. Tamam, çıkıyorum buradan. Ultim gelmek üzere. Beni daha çok zorlarsa ben de onu böyle zorlarım, dürterim. Ultiyle de son vuruşu tamamlayabilirim hatta. Bakalım duruyor mu? Duruyor kendisi. Tamam. Kuleyi alacağım önce. Çok güzel abi. Çok güzel. Tertemiz bir Vayne skoru da geldi üzerine. Vayne galiba kasmıştır rakipte. Emin değilim ama. Ya golemlere vurduk ya. Vallahi dağ taşı istemeden vuruyor bu çar. Vayne ne durumda? 3-1-0 gidiyormuş. İkinci ölümünü bizden tattı. Riley'i aldık. Şimdi üzerine arkadaşlar. Maske gerçekten müthiş bir eşya. Ben çok fazla fokus yiyeceğimi en azından erken safhada düşünmüyorum. Çok hızlı öleceğimi de düşünmüyorum. Asırlık artı Riley çarı çok ciddi canı yüksek bir çara dönüştürüyor. Evet, Master'imiz efsanevi bir koşu yaptı. Devamında tık. Katerina skorunu aldı. Helal olsun Master'i. Professional Master'i player. Ejder'i aldık galiba. Abi Ejder'i karşı nasıl aldı gerçekten mi? Oo. Ejder'i rakip takım nasıl aldı çok merak ediyorum. Vayne'e doğru bir gidelim bakalım. Şöyle. Tamam. Gel kankam. Riley'miz var. Görüyorsunuz. Tık. Tertemiz. Tık tık. Bu kadar yani. Gayet güzel, temiz bir olay oldu. Bir skor daha çıkartmış olduk. Orman kesmek çok zor gerçekten şampiyonla. Arada para kasayım diye ormana girerseniz kudurursunuz. Çok gıcık yani. Ormanı keserken yürümeniz falan gerekiyor zırt pırt. Stres yani. Boş stres. Sevmiyorum abi. Geri geliyor. Arada mavi almam gerekiyor. Deliriyorum ya. Bu arada Aurelion Sol'de mavi çok almanıza da gerek yok. Onu da söyleyeyim. Asırlık sopadan dolayı geniş bir mana havuzumuz oluyor. Zaten bayağı. O yüzden onun derdini çok yaşamıyorsunuz yani. Şimdi bakalım Vayne burayı zorlayacak mı? Ultim gelmek üzere. Sıçram var. Ama çok fazla kişiler ya. Belki ölür dedim de ölmedi ya. Cana bakar mısın adamdaki? Ölür dedim de ölmedi yani, şans. Şimdi Zonya'mı çektim. Vayne'i görüyorum orada bir yukarıda. Şöyle.
Kaçış yolunu kapatacak bir rotayla birinci yeteneğimi kocaman şekilde götürüyorum koridora. Bakın. İkinci yeteneğimi çok kötü kullandım gerçekten. O adama yetişmem mümkün mü bilmiyorum da deneyeceğim. Ultim yetişmiyor şu an. Çok güzel be. Çok ucundan ha. O ne? Kanka ne yapıyorsun? Zorlama o kadar. Yok, o adam öldü ya. Tamam, arkadaşım falandır belki ama. Bir de ha, Baron Pit'inde falan böyle hareketler yapacaksanız Baron'dan kesin bir tokat yiyorsunuz. Char'ın troll yanları var arkadaşlar. Bakın, mavi almak gerçekten harbi harbi değil. Bak, Grump'a vuracak şimdi yetenek. İyi, vurmadı. Delirirsiniz ya. Tık 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 böyle bir saat. Gerçekten çok özel, değişik bir şampiyon Aurelion Sol. Diğer hiçbir şampiyona benzemiyor. Hiçbir mekaniğe benzemiyor. Kendine has. Güzel mi? Eğlenceli mi? Harbiden güzel. Bir de iyi oyunlar yaptığınızda acayip tatminkar bir şampiyon kendisi. Zonya açacağım burada. Kötü bir oyun. Direkt dümdüz içeri girdim. Şimdi adamlar Baron aldı. Acaba Baron civarında dururlar mı? Çok uzun sürecek benim gitmem ya. Belki bir kişi falan yakalarım diye gidiyorum ama. Aa, golemlere vurduk. Beynin de canı sonuna kadar dolu. Kesmem çok zor. İmkansız gibi bir şey şu an. Bu arada mesela bu maç benim ses birazcık troll oyunun sesi. Üskülecek böyle kalın bir ses geliyor ya. O benim sanırım taktığım kabloyla alakalı ortaya çıkan bir hata. Ses paketi falan yüklediğimi sananlar oluyor. Ses paketi yok arkadaşlar. Öyle bir şey var mı bilmiyorum da. Ama haberim olursa ilk size söylerim, emin olun. İçiniz rahat olsun o konuda. Şöyle. Güzel, bir tane skor oradan çıkartmış olduk. Ama bizimkiler çok fena ölüyorlar ya. Çok ciddi fena ölüyorlar. Olabildiğince adamlara çok yaklaşmadan minyonları temizlemek istiyorum. Minyonları iyi tutabilen bir şampiyon ama yine riskli noktalara yaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Çehrenizi yaklaştırmanız gerektiği için. Zonya'yı açtım. Direkt sıçra atacağım sanırım. Aynen. Vayne oradan beni kesmeye çalışacaktı çünkü. Biz oradan skor alamadık mı adamlar ağzımızın içindeyken? Ben alırız diye düşünmüştüm oradan kesin bir şeyler ama alamamışız. Morello'yu bitirdim. Şimdi adamların can doldurma etkilerini en azından azaltacağım. Şöyle bir açılı şekilde 3 ve 1. yeteneğimi komboladım. Yürüyorum şimdi rakibe. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi tertemiz bir skor çıkarttırıyoruz orada. Kötü bir ulti attım. Bayağı kötü bir ulti attım. Adamın kaçma ihtimali çok kolaydı ve niye zorladım onu bilmiyorum. Öldüm bu arada. Ölmemiş olabilirim belki. Ölmemişim, güzel. Hesaplandı bunlar hep. Sıkıntı yok. Yasuo Legendary şu anda. Aha. Nasıl o sersem etmeyi yemedi ya. Ölürsün Master. Ölürsün kankam. Ben bir şöyle bir şey deneyeceğim. Olmadı. Sorun değil. Zaten 30 saniye geri dönüyorum. Şimdi rakibe bakıyorsunuz. Büyü direnci kasan bir Allah'ın kulu yok. O yüzden büyü nüfuzu yerine şapka tercih edin. Hatta bu neredeyse her oyun böyle. Kimse savunma adam akıllı kasmayı bilmiyor. O yüzden şapka tercih edebilirsiniz bolca arkadaşlar. Discord gerçekten ne güzel trollüyorsun ya. Ne güzel trollüyorsun Discord ya. Böyle bir zamanda mı çıkar bu bildirimler? Evet, rakip şu anda Baron yapıyor. Bizim Legendary Mastery player'ımız güzel bir tane skor aldı. Üzerine devam ediyor. Çok iyi abi, ikinci skor geldi. Bu arada Baron'a doğru aslında gidebilirdik. Ben de doğdum. Şu an Baron yapmak fena bir fikir değil ama mavi istiyor Mastery'miz. O yüzden Legendary Mastery player ne derse onu takip edeceğiz. Karşıda Yasuo az sonra doğacak. Kata da az sonra doğacak. İki kişi de hayatta hatta üzerine. Şuraya bir totem bırakalım. Orası sıkıntı abi. Ezreal'ımız da çok alakasız bir yerde gerçekten. Hızlıca almaya çalışacağım ama nişancımız yok. Yine ben maske falan olduğu için bence iyi vuruyorum. Mastery'yi de çok iyi vuruyor. Tamam abi. Tamam, buradan çıkacağım. Sıçra atmayacağım. Zaten ölürüm. O yüzden zorlamıyorum. İki kişiyi tuttum rakipten. Umarım... Ah... Umarım bizimkiler 4 ve 3 o savaşı kazanmıştır diyecektim.
Şimdi Vayne'i görüyorsunuz. Hafif bir açılı şekilde ilerliyorum burada yine. Şunu açtım. Çok güzel. Tertemiz bir tek atış. 30 saniye sonra ultim geri gelecek. Tutuşturma atmasam mı diye düşünmüştüm açıkçası da. Riske atmak istemedim. Hayalet dansçısı var mı o Vayne'in? Varmış abi. Belki hayalet dansçıdan dolayı falan yaşar diye. Şansımı zorlamak istemedim. Yine 200 ping. Bu arada bu yamadan sonra ara ara bende bakın FPS drop oluyor. Yani bu telefon yepyeni bir telefon. İmkanı yok bu kadar kastırmasının oyunu telefonun. Uzamam lazım. Uzayamadım. Kesin adamı. Evet, Mastery'imiz geldi. Mastery'imiz efsanevi bir hareket. Hadi oğlum Master. Şimdi orta koridordan direkt olarak açıyorum arkadaşlar birinci yetenekle beraber. Burada olur da birini avlarsak skill'i bu. Avlayamazsak da canımız sağ olsun skill'i. Ki çok güzel. Müthiş bir iki tane skor çıktı. Bu ultiyle beraber. Vayne içeri girme kararı aldı. Sebebini bilmiyorum. Şu an Vayne oyun satıyor. Şu an belki oyun bitmiş olabilir. Ya suyu kesmemiz lazım ya. Çok güzel abi. Son vuruşu da ben yaptım orada. Harbiden görüyorsunuz karakter ne kadar efektif. Bir tane içeri girmemizle oyun bitti. Tabi adamlar da biraz sattı ama harbiden güzel oyundu. Umarım beğenmiş, keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda hangi şampiyon istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.